Herkese merhabalar, Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere tam bir şifa deposu, harika bir çorba tarifi hazırladım. Öncelikle düdüklü tencereye 1 kilo kemikli et kullandım, dana eti kullandım arkadaşlar. Üzerine geçinceye kadar su ekliyorum ve 30 ila 40 dakika arası etleri kaynattım gördüğünüz gibi kemiklerinden ayrıldı ve lokum gibi piştiler süzgece alarak fazla suyunu süzdürüyorum bu esnada ben de terbiyesini hazırlıyorum terbiyesi için gerekli malzemelerim bir tane yumurta 4 yemek kaşığı yoğurt 3 diş sarımsak eziyorum ve çatal yardımıyla iyice çırpıyorum mutlaka iyice çırpmayı özen gösterelim arkadaşlar. İnanılmaz şifalı gerçekten kemik suyu, et bir de terbiyesiyle buluştuğunda harika bir lezzet çıkıyor ortaya. 3 yemek kaşığı dolu dolu un ilave ediyorum ve tekrar iyice çırpıyorum. Hiçbir şekilde topaklanma kalmasın. Bir tane limon suyu, yarım çay bardağı su ilave ederek unu açıyorum arkadaşlar iyice açıyorum Hiçbir şekilde topak kalmasın pürüzsüz bir şekilde olmasına Özen gösterelim terbiyemiz hazır tencereye et suyunu alıyorum bir süzgeç yardımıyla süzdürdüm şöyle kemik suyumuz hazır biraz kaynaya dursun Ben de etleri parçalıyorum fazlalık yağlarını aldım. Ee, çok az yağ bıraktım şöyle az az. Tabi yağsız bu etin lezzeti, çorbanın lezzeti olmaz arkadaşlar. İyice didikliyorum. Lokum gibi pişmişler. Sizler de görüyorsunuz. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Etlerimi bu şekilde hepsini didikledim ve hazırladım. Kemik suyum kaynadı ve içerisinin terbiyesini ekliyorum. Öncesinde terbiyeyi sıcağa alıştırıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli bir ayrıntı. Eğer bu işlemi yapmazsanız terbiyeniz kesilir ve topak topak olur. Lütfen bu işlemi yapalım. 2-3 kepçe alarak terbiyeyi sıcakla buluşturalım. Daha sonra tencereye alarak bir taraftan da kepçeyle karıştırıyorum. Kesinlikle karıştırmayı da ihmal etmeyelim. Şöyle bakar mısınız suyuna? O kadar güzel oldu ki kaynaya dursun. Daha sonra kaynadıktan sonra etiyle de buluşturacağım. Hem çok pratik bir tarif, hem de çok şifalı. Mutlaka yapın, deneyin. Mevsim geçişlerindeyiz, ee, oldukça da herkes bu aralar hasta ve bol bol e, bu şifalı çorbalardan yapıp için arkadaşlar. Illaki dana eti, kuzu eti kullanmanıza gerek yok. Tavuk etiyle de yapabilirsiniz. Evet etiyle buluşturuyorum, şöyle kıvam alıncaya kadar çok az kıvam alıncaya kadar 15 dakika kadar etle birlikte kaynatacağım. İyice fokur fokur kaynatacağım arkadaşlar. Şöyle tekrar sizle birlikte kontrol edelim. Evet bu şekilde iyice kaynatalım. 15 dakika kadar. Ben hafif bu şekilde sulu seviyorum. Eğer ki biraz daha böyle koyu koyu seviyorsanız un miktarını lütfen arttırın bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum tuz miktarını da damak tadınıza göre ayarlama yapabilirsiniz şöyle karıştırdım kapağını biraz açık bırakıyorum taşmaması için ve çorbam hazır 15 dakika dinlendirdikten sonra servise geçiyorum Üzerindeki yağı görüyorsunuz arkadaşlar. Tamamen etimizin kendi yağı. Şöyle bir de kıvamını göstermek istiyorum. Ve artık videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmamda yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Üzerine tereyağı, kırmızı toz biber yaktım. Şöyle karabibersiz kesinlikle olmaz. Ben bu çorbayı karabiberle çok severim. Şöyle kıvamını göstereyim. Oldukça güzel. Bekledikçe de koyulaşıyor biliyorsunuz çorbalar arkadaşlar. Bu şekilde kıvamı yeterlidir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.